Az önce ifade ettik, yaşam tarzı meselesiyle ilgili konuştuğunuz Genel Başkan Özgür Özel'in rakibiniz olduğunu kastettiniz. Öyle anladım ben konuşmadan. Sadece tek başına Cemil Turgay'la mücadele etmedim. Aslında Özgür Özel'le de mücadele ettim demek olarak yorumladım herhalde ben de bunu. Şimdi sizinle ilgili değerlendirme yaparken muğlak bıraktınız ama işte size de ısrarla son mesela seçimin son bir haftasında falan ısrarla milletvekilleri açıklama yaptı bazı milletvekilleri işte Murat Bakan, Deniz Yücel birçok isim hatırlıyorum şimdi. Hamza Dağ mal varlığını neden açıklamadı diye. Şimdi Ankara açıkladı, Cumhur İttifakı adayı İstanbul açıkladı Murat Kurum ama sizden bir mal varlığı meselesiyle ilgili açıklama gelmedi. Niye mal varlığını açıklamadınız? Açıklanamayacak kadar yüksek bir şeyler mi var yoksa bu bir tartışma olur diye mi değerlendirdiniz? Kampanyayı mı bozmasını istemediniz? Bunu bir şey yapabilir Dediğim miyiz? gibi tamamen 18 Ocak'ta başlarken hangi mantıkla başladıysam son gün, son güne kadar hep dedim ki şu tartışmalar başka bir yere gitmesin. Yani İzmir'de ben bu seçimi kazanabilirim ya da kaybedebilirim. Sonuç olarak İzmir'de bizim 10 ay önce aldığımız oyları biliyorum ne kadar oy aldığımızı. Herkes biliyor. Yani dolayısıyla kazanmak için çok yüksek sayılar şu 10 aylık süre zarfında çok yüksek sayılar karşı taraftan bugüne kadar karşı tarafta oy tercihini kullanmış olanlar oy almanız lazım. Evet. Kazanamadığınız zaman da en azından şu dönem tartışmaları başka bir boyuta gitmesin ki kaybederseniz yarın bir gün mevcut BD başkanı bir takım bahanelere sığınmasın. Sadece proje konuşalım. Sadece İzmir konuşalım. Ve bu sebeple nasıl hayat tarzıyla ilgili bir takım şeyler de bel altı vurmalar olduysa bu konuya da son hafta arttırdılar dediğiniz gibi Evet. dozajı. Zaman zaman arkadaşlar konuştuk. Yani Açık. yapsak mı diye. Dedik ki ya belediye başkanı kazansa zaten interstate koyarız. BD başkanlığını kazanamayacak olursak da yani o hafta ondan sonraki hafta çünkü sonra siyaset devam edeceğiz yani Evet, burada bir tabii. dediğiniz gibi muğlak bıraktığımız bir şey oldu. Ben kendi Evet. açımdan da rahatsız olduğum bir şey oldu esasında. Ama BD başkanı nasip olmazsa da biz hemen o hafta, sonraki hafta derken bu sefer yayına sadece bunun için çıksak da bu da mantıksız olacak. Dedik ya biraz sen bekleyelim. Süreç ilerlesin. Belediye gibi bir takım şeylerimiz olsun. Ve dolayısıyla da özellikle o dönemde bu topa girmeme sebebim yani tartışmalar yine boyuta gelecek. Diğerlerinde olduğu gibi. Dolayısıyla tartışma boyuta gelince biz yine başka şeyler tartışmaya başlayacağız. Bu sefer tabii ki ben bir açıklama yaptığımda o orada kalmayacak. Tabii. O açıklama üzerine malum bahsettiğiniz bu kişiler, aday veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sözcüleri bununla ilgili bir şey söyleyecekler. Bu sefer ben bir daha hem bununla ilgili savunma yaptığım gibi hem onlarla ilgili iddiada bulunacağım. Evet. Yani doğal olarak şimdi yani o dediğiniz isimlerin de nerelerde ne tarzda bir şeyler olduğunu da 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Dolayısıyla seçim öncesi dönemde iş bu akışından çıkacak. Asıl ta 18 Ocak'ta adaylığım açıklandığından itibaren dediğim nokta başka bir boyuta gelecek. Ha, mal varlığının şu anda Evet, herkes ona de gel, evet ona. mal varlığına gelelim. En baş itibaren söyleyeyim. Benim 2010 yılında Bayraklı-Gümüşbağ'da bir dairem var. Yine 2010 yılında o zaman 110 bin liraya almıştım. Orada yaşıyordunuz zaten değil mi Yani herhalde? evet. Yani şimdi kayınbiraderim oturuyor. Biraz çocuk sayısı arttıkça biz mecburen evleri değiştirmek zorunda kaldık. Ya yani şu an kayınbirader oturuyor. Ama ikametgahım orada. Evet. Bayraklı-Gümüşbağ'da. Yine o yılda ortaklarla beraber aldığımız yine 110 bini aldık hatırladığım kadarıyla. Üçte bir hissesi benim olan depremde ağır hasar olup yıkılan şimdi yapılmaya başladı. Bayraklı Mansuroğlu'nda bir üçte bir hisse daha yerim var. Şu anda oturduğum O büro herhalde değil mi? Büronuz mu? ev orası da büro olarak Ha, kullanıyoruz. büro. Bayraklı'nın o Ortaklar deyince öyle anladım. adliye yakın olduğu için tabii yani büro olarak kullanıyoruz ama tabii aslında ev ama büro olarak kullanıyoruz. Yeni Girne'de Katal İnşaat'ta 2017'de aldım. 500 bin liraya almıştım o zaman. Şu anda oturduğum ev Ankara'da, ben Ankara'da ikametgahım, ben burada ikametgahım. Ankara'da Doğru. oturduğum, kendimiz yaptığımız, milletvekili arkadaşlarla beraber yaptığımız bir evim var. O da o zaman Arsel'e beraber 2020 yılında oturmaya başladık. 2018'de başladık herhalde. 1,5 milyona falan mal ettik.
Ya inşaat bir şey mi bu? Müstakil mi, daire müstakil, mi? Müstakil. Müstakil ev. Bu müstakil, evet. Burada oturuyoruz. Pandemi dönemi başladığında bir arkadaşın kayınpederi Bayındır'da sıkıştığını ve zeytinleri satacağını söyledi. Ben 150 bin lira, o zaman 150 bin lira dedi. Ben de para vardı, 150 bin lira onu aldım. Üzerime aldım yani. Kimse de çekinip de şey yapmadım. Sizin bir yanınız Atilla Sertel bir şeyler söyledi. Ben de gidip daha görmedim. Yani yerini de görmedim. O zaman alalım dedi. Aldık yani açıkçası. Yine Ankara'da yine bir müteahhit arkadaş. İşte 2023'te başlayacağım. 2025-26 gibi bitiririm. Dolayısıyla aldığınız işte hisse 1 artı 1 olacak şekilde bittiğinde, evet, orada 2 artı 1 bana kalacağını düşündüm. Halen başlamadı gerçi. 2023'te başlayacaktı. 1 artı 1 olacak şekilde, yani 2025 2 tane 1 artı 1 olacak şekilde bitireceği, daha başlamadı dedim. Ne zaman başlar belli. Orada da bir arsa payı olan 122 metrelik bir yer. Araç olarak da kendimin bir aracı var. Hanımın aracı var. Peugeot 5008, 12. Evet. Ben seçim dönemi, kampanya döneminde biz bir Audi almıştık. O da işte kazanırsak, geçen bir belediye başkanı yaptı, belediye bağışlar, onunla makam arabası yaparız diye. Evet. Kazanma, şimdi onu satıyoruz. Onu da Super B ile değiştireceğiz. Yani şimdi alışverişini yaptı arkadaşlar. İşin doğrusu bu yani. Yani toplam tüm anlattığınız mal varlığınız bu kadar. Aslında rakamlara bakıldığı zaman çok da böyle yani bir çok yüksel... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gibi çıkmamış aday gibi. Çok, çok yükseldiği dönem olan yani pandemiden sonra edindiğimiz bir şey yok. Ha, bunların bu miktarı bu aldık ama bugün değerleri tabii yükseldi tabii ki. Evet. Yani her şey yükseldi. Bunlara değerleri yükseldi. Şimdi bunların şu anki değerleri konuşsak yani açıkçası belki bir yeni bir tartışma. Dediğim gibi yani ben bunu dediğimde iş orada kalmayacak. Bu sefer onlar bir açıklama yapacak. Ben de sahil evleri diyeceğim, Urla diyeceğim, Kordon diyeceğim. Yani niye ona girelim? Yani neden İzmir'in gündemini tam proje, adalet döneminde bununla... Ha, bu seçim sonucu etki etmiş midir? Etmemiştir. Belki bir takım insanlar yani düşünüp... Ya ben şunu da görmedim açıkçası ya o tartışma olurken. Sahada insanların bana bunu sorduğunu görsem yine çıkar konuşurdum. Evet ya bununla ilgili bir gündem olmuş. Çıkalım konuşalım veya söyleyelim derdim. Ama baktım o da yok. Yani öyle bir şey yok, sadece siyasetteki elitlerin bir gündemi. Dedim ya bu konuda biz şeffafızda zamanı geldiğinde çıkar konuşuruz, açıklarız. Belediye başkanı kazanırsa mazbatayı aldığım gün bunu internet sitesine koyacaktım açıkçası. Evet, zaten sonuçta şöyle yapıyor insanlar, iki adayın mal varlığını karşılaştırıyor. İstanbul'da karşılaştırırlar, Ankara'da karşılaştırırlar. İzmir'de de Cemil Tugay'ın mal varlığı açıklaması vardı adayken, sizin de açıklamanız olacaktı. İnsanlar ikisini karşılaştıracaklar. Aa, onun ne kadar varmış, onun ne varmış falan. Peki öyle yani olacak. Mal varlığına göre oy vereceklerdi. Yani, ya evet. bunlar şöyle Fatih Bey, yani dediğim gibi başka tartışmalar doğuracak şeyler. Evet. Bu sefer yani insan... Kampanyayı... Ben yıllardır avukatım aynı zamanda değil mi? Evet, yani tabii. İşte 2011'de milletvekiliyim. Bir yıldır da bir şeyim yok. Yani şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı yıllarca doktorluk yapmış. İyi de bir doktormuş. Yani duyuyoruz. Tabii ki doktorun kazancının ne olduğunu, ne şekilde olduğunu bilirsiniz. Dolayısıyla ona göre bir mal varlığı aslında yani olması gerekir dersiniz. Yoksa nerede kaybetti dersiniz ya. Bunlar şimdi çok spekül edilecek şeyler açıkçası. Siz yani başkanın mal varlığının gerçek mal varlığı olduğunu düşünüyor musunuz? Ben o noktaya girmek istemiyorum. O iş geçti. O çok doğru da görmüyorum. Dediğim gibi yani ben bu konuların yani bir kere sadece kriter olarak bunun kriter olduğunu düşünmüyorum. Ama insanlar bu görevleri yaparken onuru, haysiyeti ve dürüstçe yapmaya gayret ediyor. Biz onu hayata geçirmeye gayret ettik yıllarca yaptığımızda. Budur esas kriter. Yani esas baktığınızda yıllarca bu görevleri yapan insanların nasıl bir tarzla bu işi yaptığının somut birçok örneği vardır. Bu örneklere göre bakılır. Ben bir yıldır milletvekili değilim. Dokunulmazlığım da yok. Yani evet, eğer işte itham, iddia varsa ki öyle bir iddialar yoktu hiçbir arkadaşım. Yok, yani usulsüz bir şey varsa. Varsa yani bu konuda bir problemimiz yok. Yani yargısal olarak da her türlü yere herkes başvuruyor. Ha şunu da söyleyeyim. Yani ben bu konuda tavizsiz de bugüne kadar hiçbir yerde söylemedim. Özellikle bu çalışma şeyler olunca mecbur girmek zorunda kaldık. Zaman zaman ismimizi kullanarak
bazı basit işler de oluyor. İşte işe aldıracağım deyip menfaat temin edip bunlar bana ulaştığı an bana söyleyen kişi de şahit yazarak direkt savcı suç duyurusunda bulunurum. Bunlardan bir tanesi de işte uzaktan bir akrabam da ve ceza aldı sonunda. Sizin adınızı mı kullandı? Bundan da hiçbir zaman taviz bugüne kadar vermem. 20 yakında davamız var. Yani, ama bana söyleyen kişi, yani şimdi dedikodu da yapmasın diye, bana söyleyen kişi de şunu diyorum. Bak savcı suç duyurusunda bulunuyorum. Şahit. Seni de şahit yazıyorum. Ya kem küm ık mık diyene o zaman kardeşim kusura bakma. Yani şimdi uzaktan bir akrabanızı sizin adınızı kullanarak birisine iş istihdam sağladı ve ondan menfaat sağlayacağını bir sağlamamış yani. Sağlayamaz zaten. Ama siz bunu da bile gördünüz. Gerçekleşmeden savcılığa suç duyurusunda bulundunuz. Evet. Ve ceza aldım. Evet.